türezinde gerçek vefat sayılarının Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığının yaklaşık 3 katı olduğunu biliyoruz. En ağır bedeli ise Sağlık Bakanlığı'nın daha salgının başlangıcında Türkiye'nin Wuhan'ı olarak tanımladığı, bugün ise Wuhan'ı çoktan geride bırakmış olan İstanbul ödüyor. İstanbul Tabip Odası olarak meslektaşlarımızdan topladığımız bilgiler ve sahadaki gözlemlerimiz durumun nasıl bir vehamet kasvettiğini gösteriyor. Ambulanslar COVID-19 hastalarını taşımaya yetişemiyor. Hastalar saatlerce sedyelerde bekletiliyor. Hastanelerde mevcut servisler yetmiyor. Her gün yeni yeni COVID-19 servisleri açılıyor. Servise yatması gereken birçok hasta yeterli yatak olmadığı için acillerde tutuluyor. Yoğun bakımda yatması gereken birçok hasta acillerde ya da servislerde bekletilip yoğun bakım yataklarının boşalması bekleniyor. Sadece COVID-19 hastaları değil, diğer hastalar da servis, yatak, yoğun bakım sıkıntısı yüzünden sağlık hizmeti alamıyor.